köşe yazarları da yazıyor. Yani Mesut'a karşı o genç çocukları oynattığı zaman bir tavır oluşturmaya çalışıyor. Bu çok oluştu. Tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Tavır gençler lehine mi? Evet. Evet yani kötü bir şey. Çok kötü yani, bir şey. Yani gençlere şimdi, kötülük yapıyorlar. Tabii ki. Daha olmamış bir şeye. Olmamış hiçbir şey. Yani Mesut'la bir de hocam idman yapıyor bütün evet hafta ya. Boyunca. Çocuk Mesut'taki idmandaki performansını zaten görüyor. Sihirbazda tabii. Yani soyunma odasına girdiği zaman, duşa girdiği zaman Mesut'un duşa girişinden bile feyz alıyor. Yani şurada yakın zamanda şunu yaşadık. Sayın Oktay, Adana Demirspor Samet Aybaba Balotelli'yi yürüyen bir Balotelli'yi oyundan almak istedi, işinden oldu. Şimdi onun son bölümlerimizde herhalde onda bir iki bir de Mesut'ta şöyle bir şey var. O yaratılan psikolojik algının yanında bir de enteresan Mesut'ta kıramadıkları bir algı var. Mesut top kendisindeyken %100 oynuyor. Top rakibe geçtiği zaman %70'e düşüyor. Zaten de öyle olması lazım. Yani Mesut'u sen %100 geriye koşturursan devamlı topu aldığın zaman, kazandığın zaman öne verecek %100'ü kalmaz. Ay Mesut'u bitirirsin yani zaten öyle şey olur mu? %100 depar atacak. Arkaya giderken de %100 tamam atar ama üçüncüsü bir daha öne %100 yani yapamaz. Yani genel kanımız. Ya Mesut en iyi zamanında Alman milli takımında şampiyon olup da dünya şampiyonu olduğu kupayı kaldırdığı zaman da aynı Mesut. Aynı tempoda oynuyor. Aynı tempoda oynuyor. Hoca mesela az önce Onik Bey sizin sordunuz Mesut kulübede oturursa problem olur mu? Evet Mesut kulübede olur. Oturursa Fenerbahçe şampiyon olamaz. Evet. Bakın çok net söylüyorum. Kesinlikle olamaz. Mesut içerideyse Fenerbahçe şampiyon olur.